Biz bu turnuvanın Denelim. dışında kaldık ve bir diğer bu turnuvaya katılamayacak takım olan, ülke olan İtalya ile karşılaşacağız. Bizim açımızdan ayrı hayal kırıklığı, onlar açısından ayrı hayal kırıklığı tabii ki. Şimdi Muhakkak. bir tarafta tartışılan bir Mancini var, bir tarafta bizim milli takımımıza baktığımız zaman üçlü sistemin devam edeceğini söyleyen bir Stefan Kuntz görüyoruz. İki takım açısından da ayrı ayrı değerlendirirsek, önce milli takım açısından tabii ki neler söyleyebilirsiniz? Şimdi İtalya milli takımının bir önceki Dünya Kupası'nı ıskaladıktan sonra arada Avrupa şampiyonu olup tekrar bir sonraki Dünya Kupası'nı yine ıskalaması tabii ki yani çok dengesiz bir görüntü. Bir yerde Avrupa şampiyonu oluyorsunuz ki Avrupa şampiyonası hani Dünya Kupası'ndan biraz daha zor bir turnuva aslında baktığında. Ama İtalya işte yine bu Dünya Kupası'na gidemiyor ama Avrupa şampiyonu olmuştu geçtiğimiz yıl. Mancini'nin durumuna gelince ben Mancini'nin kalacağını düşünüyordum ve nitekim son okuduğum haberlere göre Mancini federasyon başkanıyla görüşmüş ve kalmasına karar verilmiş. Hatta Mancini diyor ki mutlaka İtalya'ya bir Dünya Kupası kazandırmak istiyorum diye bir açıklama yapmış. Dolayısıyla Mancini'de bir sorun olacağını tahmin etmiyorum. O görevine devam edecektir çünkü aslında başarılı bir teknik direktör. Futbolda maalesef böyle başarısızlıklar bazen son anda kaçırılan turnuvalar olabiliyor. Yapacak bir şey yok. İşte Portekiz son anda Sırbistan'a yenilerek doğrudan gitme hakkını kaybetti ama biz yendikten sonra da karşısında hiç beklemediği şekilde Kuzey Makedonya çıkıyor. Görece İtalya'ya göre tabii ki çok daha kolay bir ekip. Kendi sahalarında da oynayacaklar karşılaşmayı. Bu şekildeki başarısızlıklar maalesef takımların başına geliyor. Üçlü savunma olayına gelirsek şimdi milli takımın bir önceki Portekiz maçında üçlü savunma oynaması beni şaşırtır demiştim. Ama Stefan Kuntz kendine ait sebeplerle üçlü savunma sahaya çıkardı ve çok da başarılı olamadı milli takımımız maalesef. Ben şöyle de bir şey söylemiştim. Dünya Kupası macerası artık geride kalır. Ondan sonra yeni bir gençleştirilmiş kadroyla üçlü savunma sistemini oturtmaya çalışırsınız demiştim. Şimdi bu karşılaşmada yani İtalya hazırlık karşılaşmasında üçlü savunma oynanmasında bir sakınca yok. Eğer ileride Stefan Kuntz üçlü savunmayı mutlaka uygulamak istiyorsa tabii ki yavaş yavaş artık hazırlık maçlarında başlayacak. Haziran ayında 4 tane Uluslar Ligi karşılaşmamız var. Görece tabii ki kolay rakiplerle oynayacağız. Orada da bu sistem oturtulabilir. Ama bence Portekiz maçında dörtlü savunmayla sahada yer alması gerekiyordu. Ama bundan sonrası için herhangi bir itirazım yok Ezgi benim üçlü savunmayla ilgili. Peki şimdi isterseniz biraz Rusya-Ukrayna krizine geri dönelim. Zira sizinle yaptığımız hemen hemen her bağlantıda bu Evet. krizle ilgili yeni yaptırımlar, yeni kararlar, yaşanan yeni gelişmeler var mı diye konuşuyoruz. Özellikle tabii ki Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin akıbeti çok merak ediliyor. Abramovich'in durumu merak ediliyor. Bu konuyla ilgili son gelişmeler nelerdir? En son gelişme biliyorsun Rusya'nın Avrupa şampiyonalarına 28 ve 32'ye başvuru yapmasıydı. Dün böyle son dakika haberi olarak bir haber daha çıktı İngiltere basınında ve Abramovich'in zehirlenmeye çalışıldığı iddiası ortaya atıldı. Kendi yardımcıları tarafından bu duyuruldu. Bu barış görüşmeleri sırasında Ukraynalılarla Abramovich'in bir şekilde zehirlendiği ama bunun sadece uyarı mahiyetinde olduğu böyle çok kuvvetli bir zehrin Abramovich'e verilmediği ortaya çıkmış. Gerçekten çok enteresan ve şaşırtıcı bir durum. Abramovich'in durumu malum. Chelsea kulübünün sahibi olunca ismi her zaman ön planda. Çünkü diğer oligarklar da var ama biz hiçbirinin ismini şu anda konuşmuyoruz, tartışmıyoruz ama Chelsea'nin sahibi olarak Abramovich her zaman ön plana çıkıyor. Chelsea'nin satışında da son durum şu şekilde. Bundan yaklaşık 2 hafta önce takımı satın almak isteyenler İngiltere hükümetine başvurularını tamamladılar. 20 değişik başvuru yapılmış Chelsea'yi satın almak için ve futbol kulüp tarihinin en yüksek meblağına satılacağı konuşuluyor Chelsea'nin. Son durumda işte bu süreç işliyor. Günün birinde artık önümüzdeki bu hafta mı önümüzdeki haftalarda mı bilemiyorum. İngiltere hükümeti Chelsea'nin kime satıldığını açıklayacak. Ondan sonra Chelsea kulübü çok daha rahat şekilde
eskiden olduğu gibi işte Premier Lig'de olsun, diğer Avrupa maçlarında olsun yer almaya devam edecek gibi duruyor. Peki bunun dışında Avrupa futbolunda neler yaşandığına dair Avrupa'nın gündeminde son durumlar nedir? Sözü yine ben son olarak size bırakayım. İki başlık daha var benim size söyleyeceğim. Eriksen'in milli takıma dönüşü. Geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda Eriksen o hepimizin ve bütün dünyanın bakışları arasında çok önemli, dramatik bir olay yaşamıştı. Ve daha sonra da hayata dönmüştü. Ve ilk olarak da işte Premier Lig'de sahaya çıkmaya başlamıştı. Ve milli takıma da çağrıldı. Ve Hollanda'yla yapılan hazırlık maçında Eriksen girdikten sonra oyuna kaçıncı saniyede ben not almıştım. 114. saniyede gol attı Hollanda'ya. Ve bu da çok güzel bir geri dönüş oldu onun adına. Zaten çok önemli ve yetenekli bir futbolcu ama yaşadığı bu dramatik olay hakikaten çok üzmüştü herkesi. Ama sağlıklı bir şekilde sahalara döndüğü gözleniyor. Ve 287 gün sonra da milli takıma dönmüştü. Çünkü o Avrupa Şampiyonası'nda işte sahada geçirdiği olayın üzerinden tam 287 gün geçmiş. Kendisine bundan sonra da sağlıklı ve başarılı bir hayat dileyelim hep beraber. Diğer yandan arada kaynadı gitti. Türkiye'de de gündem çok yoğun. Milli takımda işte Galatasaray'daki kongreydi derken ve hakemler konusu derken İFAB'ın bir takım kararları açıklandı geçtiğimiz Cuma günü. Hemen onları da belirteyim. İFAB İcra Kurulu her sene daha önce alınan kararları onaylıyor ve bu kararlar kural değişikliği ve yeni kural kararları 1 Temmuz'dan itibaren devreye giriyor. İFAB sadece bu defa 5 oyuncu değişikliği hakkının kalıcı olmasına karar verdi. Artık hepimiz kanıksadık bu olayı biliyorsun. Geçici olarak bu konmuştu 5 oyuncu değişikliği pandemi nedeniyle. Fakat şimdi bütün dünyadan gelen istekler doğrultusunda İFAB böyle bir karar aldı. 5 oyuncu değişikliğini kurallara yazarak kalıcı hale getirdi ama mecburi tutmadı. İsteyen ülkeler, federasyonlar, konfederasyonlar 3 oyuncu değişiklikle devam edecek ki Premier Lig'de 3 oyuncu değişikliğiyle uygulama yapılıyor şu anda. Diğer yandan bir konu da kalecinin penaltı atışlarında ayağının nerede durup durmayacağı konusuyla ilgiliydi. Şimdi bir ayağıyla kaleci penaltı kale çizgisinde olmak zorunda. Bir diğer ayağını öne atabilir ama bazı durumlarda hep görülüyordu ki kalecinin bir ayağı çizginin gerisinde. Ancak bu bir dezavantaj yaratmıyordu penaltıcı için. Fakat kurallarda yer almıyordu. İFAB bunu da düzeltti. Kalecinin bir ayağının çizgi üzerinde veya çizginin gerisinde yer alabileceğini kurallara ekledi. Ve böylece bu iki kural da hayata geçmiş oldu. Aslında bu Mart ayı başında yapılacaktı bu İFAB toplantısı ama Ukrayna-Rusya savaşı ortaya çıkınca ertelenmişti toplandı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılmış online şekilde ve bu kararlar onaylanmış. Bu da benim izleyicilerimize aktaracağım son bilgi olsun. Hüseyin Özkök çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Güzel bir gün diliyorum size. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Çok teşekkürler.